İyi akşamlar sevgili seyirciler. Telefinal programıyla yeniden karşınızdayız. Değerli seyirciler, tabii programımızı moralimiz bozuk bir şekilde açmak zorunda kaldık maalesef. Elazığ sporumuz 2 yıl aradan sonra yeniden bir küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Geçtiğimiz gün deplasmanda oynanan Pendik Spor maçıyla birlikte. Tabii bu müsabaka Elazığ Spor için çok kritik bir öneme sahipti. Elazığ Spor'un ligde kalabilme umutlarını son haftaya taşıyabilmesi için mutlaka bu maçtan galip ayrılması gerekiyordu. Fakat müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erince Elazığ Spor rakibinin aldığı sonucun herhangi bir önemi olmaksızın maalesef 3. lige düştü. Tabii Elazığ Spor neden düştü? Aslında Elazığ Spor bu sezon mu düştü yoksa geçen sezon mu düşmüştü? Zaten geçtiğimiz sezon hatırlarsanız pandemi nedeniyle ara verilmişti ligi ama belki de lig devam deseydi belki de geçen sene de düşebilirdi Elazığ Spor ama yeni bir umut da aslında bu sezon, yeni sezon Elazığ Spor için. Aslında benzer sıkıntılarla yine başlamıştık sezona. Devre arasında bir umut, belki transfer tahtası açılır, işte bir takviye yapılır umuduyla beklentimiz vardı. Fakat devre arasındaki beklentilerimiz de boşa çıktı. Buna yetmezmiş gibi yine kadromuzdan birçok oyuncuyu maalesef kaybettik. Ve gelinen süreçte Elazığ Spor maalesef umutlarını Pendik Spor maçıyla birlikte maalesef kaybetmiş oldu ve Elazığ Spor 3. lige düştü. Tabi bu hafta aramızda sevgili Zülfü Aydıngöz ağabeyimiz de var. Kendisi hem Elazığ Spor eski futbol şube sorumlusu, basın sözcüsü hem de bir meslektaşımız, büyüğümüz. Kendisini de bu noktada düşüncelerini alacağız ve yine her zamanki gibi sevgili Yusuf Boydak ve sevgili Halit Ziya Acabay hocamızla birlikte Elazığ Spor'daki genel durumu özetleyeceğiz. Sayın Aydıngöz, Sayın Boydak, Sayın Acabay, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli seyirciler, dilerseniz vakit kaybetmeden hemen Pendik Spor maçına dönelim. Zülfü abi, Elazığ Spor tarihinde böyle kritik maçlar olmuştur. Yaşadık bunları. Geçmişe baktığımız zaman bir Gaski maçını en azından ben hatırlıyorum. Evet. Çok kritik bir maçtı. O maçta sevinmiştik ama tarih tekerrür etmedi maalesef. Elazığ Spor, Pendik Spor'la berabere kalarak ikinci lige veda etti. Öncelikli olarak neler söyleyeceksin? Şimdi tabii öncelikle ekranları başında bizler izleyen değerli hemşerilerimize, Elazığ Spor'un üzgün taraftarlarına, kamuoyuna hayırlı akşamlar diliyorum. Bu sıkıntılı pandemi döneminde de hasta olanlara Allah'tan şifa, rahmetli olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Dileğimiz şu ki ülkemizin, Elazığ'ın, özellikle deprem büyük bir felaket yaşamış Elazığ'ın acılarının bir an önce sarılması, bir an önce insanların mutlu, huzurlu hayatlarına devam etmesidir. Sizin şahsınızda da öncelikle beni konuk ettiğiniz için, burada konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah dilimizden döndüğünce bugün Elazığ'ın bu süreçte yaşadıklarını, İnsanların neden kafalarını kumlara gömdüklerini, işte Elazığ'ın sahibi olarak görünenlerin de bugün Elazığ'ın sahipsizliğine ev sahipliği yaptıklarını hepsini söyleyeceğiz program içerisinde. Tabii kimseyle kişisel bir hesabımız, kişisel bir düşüncemiz yok. Ama Elazığ'ın Pendik Spor maçına gelene kadar Elazığ'ın yaşadığı sürece iyi bakmak lazım. Elazığ camiasının bir cami olarak, bir cami olmuş mu buna bakmak lazım. Elazığ Spor'un son 2 yılda yaşadıklarına bir bakmak lazım. İnsanların ortaya koyduğu samimiyetsizliklere bir bakmak lazım. Yani Elazığ Spor yüzmüş gelmiş, Pendik Spor maçından bütün hayallerimizi, bütün umutlarımızı ona bağlamışız. Vallahi siz ne kadar çaba gösteriyorsanız, rakipleriniz de, sizinle mücadele eden ekipler de, iller de sizin kadar mücadele ediyor. Onlar da boş yani durmuyor siz, tabii ki. Yani siz çok akıllısınız, kendinizi zannediyorsunuz ama yani bunu genel anlamda söylüyorum. Hı hı. Karşıdaki insanlarda da akıl var. Onlarda da bazı düşünceler var. Onların elinde de bazı gözler var. Siz bu hale Elazığ'ı niye getirdiniz ona bakmak lazım. Yani onun için Pendik maçı tabii ki Elazığ'ın özellikle son 7-8 haftasına baktım ama Elazığ kendi yani kendi göbeğini kendin kesmesi lazım. Elazığ'ın kendi evinde kaybettikleri puanlara bakmak lazım. Şimdi Pendik'e İstanbul'da berabere kalmışız, yenilmişiz. Bu yani çok önem arz etmiyor. Belki maçın puan değeri açısından çok önem arz ediyor ama ya bunun etrafında geriye geldi. Konya ile berabere kalmıştı. Tarsus'u yenememişsin. Karabük'e yani iki maçta yenilmişsin. Hadi oradakini boş ver. Buradakini kazandık evet. Ama buradaki maçta yani, maalesef. Burada mal bulmuştun.
Yani Karabük 2 senedeki galibiyet almış, ikisini de senden almış. Yani böyle bir lig yaşamışsın. Yani biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmemişiz. Biz kaderimizi, umudumuzu yani hani Elazığ tabiriyle kahın eline bırakmışız. Hani Elazığ'da öyle derler ya. Oğlum senin kaderin kahın eline kaldıysa vay hale. Yani biz kendi kaderimizi, kendi Elazığ'ın yaşamasını, nefesini, her şeyini başkasının eline bırakmışız. Vallahi Eloğlu da senin gözün yaşına bakmamış. Elazığ'ın yani bu geldiği süreç çok sürpriz bir süreç değil. Elazığ'ın yani ligden düşmesi de çok büyük bir sürpriz değil. Bugün herkes kıyametleri koparıyor, işte sosyal medya silahşörler var. Hepsini okuyorum, şey diyorum. Hepsi kahraman. Lan biri de kalkıp diyor ki, ulan kaç lira verdiniz siz bu Elazığ'a? Siz Elazığ'a kaç sefer maç bileti aldınız? Şu Elazığ'ın kaç sefer kampanyasında 50 tane 20 tane forma aldınız? Neyi konuşuyorsunuz? Neyi konuşuyorsunuz? Neyin kahramanlığını yapıyorsunuz? Bugün konuşmak yani, kolay tabii. Yani bina yıkılmış, enkaza dönmüş bir takım. Elazığ küme düşmüş. Yani herkes yani şu anda kimsenin ağzını bıçak açmıyor. İşte biri diyor Allah belan versin. Biri diyor Allah seni kahretsin. Ya kardeşim siz acaba bu içinde yaşayanlar kadar siz üzüntü yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız ne vermişsiniz bana onu söylesinler. Ya ne vermişler bana onu söylesinler. Kaç tane maça kaç tane bilet almışlar? Kaç tane forma almışlar? Elazığ'ın neyini karşılamışlar? Ben seveyim. Guru guru ya ben herkesi seveyim. Yani bunu açarsak Elazığ buraya gelene kadar Pendik maçını değerlendirene kadar Elazığ'ın yaşadığı sürece çok iyi bakmak lazım. Elazığ'ın geçtiği merhaleye bakmak lazım. Bu takım nereden geldi? Kimler aldı? Kimler ne sözler verdi? Kimler ne destekler verdi? Kimler verdikleri sözleri yerine getirmedi? Hemen bir ufak cımbızla bir şey çekeyim. Ya Elazığ'ın devre arasında Elazığ'ın 2,5-3 trilyon para ihtiyacı var. Bakın bunu söylerken de şunu söylüyorum. Elazığ'ın düşmesindeki en büyük etken Elazığ'ın mevcut yönetimidir. Arkadaşlarım da olsa, kardeşlerim de olsa en büyük suçlu onlar. Ama ya şimdi Elazığ'ın bir yönetimi gelmiş. Burada mevki ortada. Ben Elazığ'ın vekiliyim, elimi kaldırmamışım. Elazığ'ın valisiyim, elimi kaldırmamışım. Bakanım, elimi kaldırmamışım. Yani hiçbir şey yapmamışım. Bir belediye başkanı sağ olsun adam ne yapmış? İşte deplasmanı karşılamış, prim vermiş. İşte kulübün... Ama bakın şunu da söyleyeyim. Kamuoyu bunu da çok dillendiriyor. Ya kimse babasının parasını vermiyor Elazığ'a. Kimse cebinden çıkarıp Elazığ'a çalışan adamın maaşını vermiyor. Ha, isterse yapmaz. Yapmazsa bedelini öder. Kim olursa olsun. Elazığ'a şimdi Mücahit Yılmaz yapmadı mı? Biz yönetimdeyken tuttu Elazığ'da çalışanları hepsini, Elazığ'ın aşçısını, minibüsünü, her şeyini çekti. Seçim meydanında da atkıdan dolaşan Sayın Yılmaz. Bugün AK Parti'nin yönetimine bilmem ne yardımcısı olmuş. İşte Elazığ yılı falan yapak diyor. Ben her gün söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Arkadaşlar Elazığ'ı ve Elazığ'ı samimi ve kalpten sevin. Öyle sahtekarlıkla sevemezsiniz. Şimdi bu Elazığ. Zülfü de gelse Elazığ. Yusuf Boydak da gelse Elazığ. Halis Ziya Acabay da gelse Elazığ. Siz bu Elazığ'a ben Selçuk'u sevmiyorum. Elazığ'a zarar veriyorum diyemezsiniz. Elazığ'a bir şey yapmıyorum diyemezsiniz. Biz bunu yaşadık geçmişte. Elazığ'ın aşçısı, işçisi her şeyi alındı. Elazığ adeta o zaman bir ateşe doğru sürüklendi. En son bıraktık. Dedik buyurun yapın. Kendi adamlarınız geldi. 120-130 trilyon da para verdiniz. İmarlardan, şuradan, buradan rantları hepsini sağladınız. Vallahi 18 ayda 100 trilyon para hep oldu. Elazığ'da o sene derbeder oldu. Ama insanlar kahraman oldu. Bugün sosyal medyada yani laf söyleyenler, bak isim de vereceğim en son. Çünkü çok şey diyorum. Yani siz bundan evvelki yönetime yemiyor muydu cevap veremiyordunuz? Bundan evvelki yönetim 100 trilyon harcarken niye sesiniz çıkmıyordu? Bu Elazığ'ın 200-300 trilyon lira belgeli parası geldiği 18 ay içerisinde Elazığ'ın elektrik taksiti ödemedi. Niye konuşmuyordunuz kardeşim? Niye? Aman yerimden olurum. Aman zarar görürüm. Ya bu memleket, bakın bu memleket, şunu söylüyorum. Eğer biz samimiyetimizle herkese eşit olmazsak, samimiyetimizle herkesin iyi yaptığını alkışlayıp kötü yaptığını da kişisel konuşmadan, ailesini, şahsiyete hedef almadan eleştirirsek bu memlekette bir şeyler düzelir. Ya bu memlekette bir deprem geçmiş. Bir TOKİ denen sizin elinize bir şöyle bir altın yumurtlayan bir tavuk gelmiş Elazığ'a. Elazığ yönünden söylüyorum yani.
Elazığ'a geldi derken, yani bir felaket yaşamışız. Toki denen bir altın yumurtlayan tavuk gelmiş Elazığ'ın kucağına. Ya bu Elazığ'ın kucağına. Elazığ'ın kurtulması için, Elazığ'ın transfer tahtasının açılması için, Elazığ'ın borçlarının belli bir seviyeye indirilmesi için bu bir fırsattır. Bu bütün illerde oluyor. Kiraz şimdi sel felaketinden şeye çıktı. Şimdi Selçuk Öztürk Cumhurbaşkanı'yla görüştü mü? Bizzat biliyorum görüştü. Cumhurbaşkanı Sayın Murat Kurum'u gösterdi mi? Sayın Murat Kurum, Sayın Vali'ye işte müteahhitler toplayın, işte Elazığ müteahhitler de toplayın, işte Tokyo'nun müteahhitlerini de toplayın, bir toplantı yapın, oradan da Elazığ'a bir kaynak çıkarın diyor. Vali yok ortada. Vali ortada. Sayın valim, yani bu valimiz olur, giden valimiz olur. Ya siz Elazığ'a değer vermezseniz, Elazığ'ın valisi olsanız olur, olmasanız olur be kardeşim. Elazığ, Elazığ'ın bayrağı. Bakın, spor grupları bir ilin bayrağıdır. Tanıtımı açısından, gelişimi açısından, sosyal açıdan bir ilin takımı bir ilin bayrağıdır. Ve bu bayrağın zirvede kalması için ağız şahsı olur, B şahsı olur, C şahsı olur, A görüşü olur, Z görüşü olur, önemli değil. Bizim bayrağımız budur. Nasıl ki Türk bayrağının altında işte Zazası, Kürdü, Lazı, Türkü, Çerkezi hepimiz tek oluyorsak, birleşiyorsak, Elazığ'ın bayrağı altında da biz Elazığ'da yaşıyorsak, nefes alıyorsak, buradan ekmek yiyorsak, buradan siyaset yapıyorsak, burada bürokratsak, burada işçiysek, burada işte efendim işverensek, Elazığ'ın bayrağının altında birleşeceğiz. Birleşeceğiz ve başa getirdiğimiz adamların da yakasını o zaman tutacağız. Hesabını soracağız. Yani siz adam, siz tutuyorsunuz, benim nefesimi kesiyorsunuz, sularımı kesiyorsunuz, ben artık komaya giriyorum. Oturuyorsunuz Ankara'da, Elazığ'a ne yaparız? Ya bayram geçti kardeşim, gına da olmaz artık. Bayram geçti ya. Siz devre arasında yapacaksanız bu işi yapacaksınız. Burada tabii yani merakla beklenen bir husus şu. Yani yönetim kurulu Sayın Selçuk Öztürk devre arasında transferi açmak için bir girişimde bulundu ama açılamadı transfer tahtası. O günkü şartlarda yönetimin bırakması mı lazımdı? Yani orada da bir hata yapıldı mı sizce? Yani şimdi tamam. Çünkü yani daha önceki konuştuk, söyledik zaten. Daha önceki sezonlara baktığı zaman Sayın İrfan Yumakgil döneminde yine benzer bir açıklama geldi. Onlar da açamadılar. Bıraktılar ama hocam, onlar. Ben hemen bir şey söyleyeyim. Evet. Hocam fazla evet, şeyinizde şeyinizde yok İrfan abi, sen konuş bugün. Yok yok. Şimdi bu Elazığ yönetimi nasıl geldi? Hele yani balık hafızalı, kendi şahsıma söyleyeyim. Balık hafızalı değilim. Yani hatırlıyorum. Bu yönetim kayyumdan geldi, bir kongreden aldı değil mi? Öyle ya da böyle bir kongreden, yani demokratik bir şekilde aldı mı? Evet. Kardeşim bugün bu yönetimi istemeyenler, şimdi siz liste yaptığınızda biri sizi mi engelledi? Yani herkes şunu söylüyor, ya Elazığ bu yönetimi Selçuk Öztürk bırak. Tamam bırak da sen garantör müsün, neysin? Üç kongre ben biliyorum. Garantör müsün, neyin garantisini veriyorsun hocam? Tamam, üç kongre, isim vermeyeceğim, kahraman etmeyeceğim ucuz kahramanı. Üç kongre delege olarak bile kongre salonuna gelmedi. Hiçbir şekilde ne aday oldu ne bir şey oldular. Ama çıkıp sosyal medyadan, Facebook'tan yayınlan en kolay olan Elazığ'ın spor basını, efendim Elazığ'ın düşme sebepleri Elazığ spor basını. Ya bundan daha basit, ya daha şimdi, bundan daha ucuz hocam, bir şey var mı? İş birazcık da ciddiye binince hemen salonu terk edip kaçtılar yani. Biz o günleri de unutmadık yani. O kahramanları dün gibi hatırlıyoruz. Mitomoni hastası mı ararsın? Evet. Şizofren yani, mi ararsın? Yani hocam, ne ararsan ar. Ben şunu söyleyeyim. Ben kaç yıl önceydi, epey bir zaman oldu, Elazığ'ın öğretmen evinde kongresinde şunu söyledim. Dedim ki Elazığ'a gelip yöneticilik yapan, Elazığ'da görev olan insanlar bir daha Elazığ'a uğramıyor. Ya insanlar çok istiyoruz. İnsanlar yanlış yapar. Şimdi bak ben, şimdi Selçuk Öztürk Bey yönetimi. Ya Elazığ'ın anasını ağladınız kardeşim. Kim ne derse desin, Elazığ'ın anasını ağladınız. Hem bu kendileri yıprandılar, hem Elazığ zarar gördü bu süreçte. Yani Elazığ'ın futbolcularının serbest kalması, Elazığ'ın bu hale gelmesi birinci mevsimsin siz. Ama sadece onlar mı? Hayır. Hayır kardeşim. Ben söylüyorum, Elazığ'ın yönetenleri, vekilleri Elazığ'a bence samimi olarak destek olmadılar. Samimi olarak gerekli kaynakları sağlamadılar. Samimi olarak bu takıma sahip çıkmadılar. Ha, çıkmadılar. Ama bu memleket şunu bilsinler, Elazığ'da sandıkta bunun hesabını verirler. Geçmişte bunu yaşadık biz. Geçmişte bu çok somut bir şekilde yaşandı. Kim gücenirse güzelsin, kim kızarsa kızsın, hiç umurumda değil. Şunu söylüyorum, Elazığlı, Elazığspor taraftarı bu yapılanları unutmaz. Evet.
Yapanları da unutmaz, yapılmayanları da unutmaz. Evet, Sayın Boydak, tabii pazar günü yine telefinal özel programıyla maçın hem anlatımını yapmıştık hem değerlendirmesini yapmıştık. Maalesef küme düştük o gün. Tabii biraz o gün o anın psikolojisiyle çok farklı duygular yaşadık ama bugün biraz daha aklı selim düşünebiliyoruz. Neler söyleyeceksin aradan geçen 2-3 günlük süreçte, neler düşündün, ne yapılması lazım sence, neler yapılması lazım? Ya tabii ben o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bizim işi oraya getirmememiz lazımdı. Ama maalesef iş oraya geldiği için, ümitlerimiz orada olduğu için o maçı da almak istiyorduk ama maalesef alamadık. Bunun tabii birçok sebepleri var. Sevgili Aydın Gözde, hoş geldi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Diyorum. Uzun aradan sonra birlikte programı yapıyoruz. Hakikaten sevindik. Sebeplerin birçoğunu anlattı. Hakikaten hepsine katılıyorum. Ama bu yönetiminde şeyde bırakması gerekiyordu. Özellikle devre arasında bırakması gerekiyordu. Ya da destek alamayacağını hissettiği anda, değil mi? Belirttik, evet. Bırakması gerekiyordu. Hadi her şeye rağmen işte bütün bu işte biz sezon başında ne dedik? Dedik ki bakın, bak bu takımın bir yönetimi var. Bu takımın bir hocası var. İyi kötü bir kadrosu var. Bu kadro sorunsuz bir şekilde sezon sonuna getirilirse, bu çocukların paraları ödenirse, bu çocuklara sıkıntılar yaşatılmazsa bu çocuklar bu takım ligde kalır dedik. Hakikaten de haklı çıktık. Evet. Kıl payı bu çocuklara bu para mevzusunu yaşatmasak, bu kadar hoca değişikliği yapmasak, ya devre arasında iki tane oyuncu Ömer'le kaleciyi göndermesek biz yine ligde kalıyoruz. Ama bütün bunların primleri ödeyebilsek, galibiyet primlerini mesela Rize galibiyetini, pazar galibiyetini aldık. Yani belki primler ödenebilse bir ikinci bir motivasyon işte bak, aracı olabilirdi. İşte bak, başından beri ben hep söyledim. Ya bütün gelen burada sıradan bir takıma bakıyorsun. Göğüs reklamı var. İsim hakkı var. Bilmem destekleri var, sponsorları var. Ya bizim bir tane sponsorumuz yok. Bu ne demek? Ya demek ki bu yönetime bir şey bakılıyor. Bunlar da demesi lazımdı. Ya ben bu kadar mücadele ediyorum. Niye kendimi yıpratayım kardeşim? Yani ben yazık günah değil mi? Ona da yazık. Bu şehre de yazık, Elazığ'a yazık, en önemlisi de bu şehire yazık. Gariban taraftarlara yazık. Hakikaten bakın, belirli kişileri konuşuyoruz. İşte sosyal medyadan kendi kendilerine bir şeyler yazıyorlar. Sayın Aydın Göz'ün de belirttiği gibi. Ya bir gün maça gelmemişler ama oturuyorlar oradan yazıyorlar. Hatırla sevgili Ali Hocam. Evet. İkinci ligden küme düşüyoruz. Stat yıkılmamış. Son maç. Son İstanbul maç, Spor maçı. İstanbul maçı. Ya yalvardık şuradan, dedik ki ya şu stadı bir gün bir dolduralım ya. Allah için bir dolduralım geldi. Öyle bakalım. Siyasiler de görsün. Herkes ona göre, yönetim de görsün. Kendine tedbir alsın. Şimdi hesap soran yok, eden yok. Ama kim geldi? O gün hiç kimse gelmedi. Yine aynı belirli bir taraftar grupları. Onun dışında hiç kimse yok. Ne oldu? Ne bir gün dediği gibi ne maça gelmişler, ne bir katkı sağlamışlar, ne bir şey yapmamışlar. Ama oturuyorlar sosyal medyadan, basın suçlu. Yapma ya. Ben vicdanen rahatım kardeşim. Hakikaten rahatım. Ne yapalım? Daha neyini söyleyeceğiz? İşte söylüyoruz olanların hepsini. Yani herhalde söyledik. Birileri Yusuf abi bizden şunu bekliyor herhalde. Biz gidip yönetim Selçuk Başkan'ı kolundan tutalım. Kapının yanını... Bunu mu acaba bekliyorlar bizden? Onu ben tam anlayamadım herhalde. Şimdi doğru. Yani şimdi bunu yapacak, eğer bunu bekliyorlarsa da kusura bakmasınlar. Bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz değil. Bizim işimiz hoca getirmek değil, hoca götürmek değil, yönetim getirmek değil, yönetim göndermek değil. Biz burada yaşananları söylüyoruz, haberleri veriyoruz. Gelen mesajları okuyorsun. Taraftar gruplarını biz çağırmadık mı? Evet. Onlara sözü hakkı verilmedi mi? Herkese mümkün olduğu kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Ama ne oldu? Sonuçta İşte yapılan hatalar, fırsatlar vardı. Sayın Aydın Göz'ün belirttiği gibi biz de bunu defalarca söyledik. Şu depremi iyi değerlendirelim. Depremler tamam kötüdür, yıkım yapar ama bir yandan da hayat devam ediyor. Hayat yani. Devam ediyor. Yeniden bir yapılanma var. Bak şehrin her tarafında yeniden binalar, yeniden mahalleler, yeniden güzel şeyler oluşuyor. Bazı şeyler hakikaten oluşuyor. Bunun içerisinde de işte insanların bir moral bulması için sosyal etkinlik olan Elazığ'ın vitrini olan Elazığspor'a da sahip çıkmak lazım. Bunu hep söyledik ama maalesef kimse bizi dinlemedi. İş geldi buraya. Elazığspor tarihinin en kötü yerine geldi. Yani kuruluşundan bu yana. Şimdi üçüncülük diyoruz ama bura aslında gerçekte dördüncülük. Evet. Türkiye liglerinin. O da işin daha acı bir boyutu. Süper lig. Her ne kadar adı üçüncülük olsa da aslında ama dördüncü sırasına düştük ve çok kötü bir başarı. Bunu
burada herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Bu saatten sonra yönetimde kenara çıkması gerekiyor. Yaptığı hatalardan dolayı. Bakın artık bundan sonra zannetmiyorum hiç kimseye şey vermez. İnandırıcılığı kalmaz. Bundan sonra devam ederlerse. Şehri yönetenler de ben nerede hata yaptım oturup düşünürler. Biz daha ne verebilirdik ya bu takımın kurtulabilmesi için onun hesabını yapacak. Herkes kendi üzerine düşeni. Bizler de nerede belki eksiğimiz varsa onları düşüneceğiz. Taraftar oturup kendi nerede hata yaptı. Herkesin bir kendini sorgulaması lazım. Evet. Ondan sonra yeni bir sayfayla yeni bir şeyle yola devam etmek gerekiyor. Pendik maçında da ben özellikle hoca... Ya buradan hocaya, Cafer hocaya da işte bak hep geldi ya böyle hiç istişare yapılmadan bu takıma hocalar alındı. Hocalar geldi gitti. Ya küme düşüyorsun, param yok diyorsun, 4 tane 5 tane hoca değişmişsin ya. Allah'tan yani yönetimsel korkar. Hataları konuşurken aslında bunları da şimdi daha detaylı detaylandıracağız. Bakıyorsun, çıkan kadroya bakıyorsun. Ya 2-3 hafta önce oynayan bir oyuncu bakıyorsun yok. Diyorsun ki ben hep söyledim yani Cafer hoca sanki sezon başı yeni bir takıma gelmiş gibi ya bir ideal 11'in olur. Sana birileri söylemedi mi kardeşim? Ya bak bu takımın 11'i şudur. Ondan ısrar eder devam edersin. Ama bakıyorsun her hafta değişiklikler her hafta şey. Ya bu son maça gelmişsin son maçta bakıyorsun. Cafer Hoca biraz yanlış yanlış kadro. Kişilerde ısrarcı oldu aslında. Oyundan alınmışı falan. Yani takımda tecrübeli oyuncu yok. Bir tane oyuncu var onu da oyundan alıyor. Yani böyle enteresan şeyler. Ne oldu sonuçta Elazığspor? Evet. Buraya düştü ama bunların hepsinin konuşacağız. Şeyi, evet. Sorumlusu, asıl sorumlusu tabii ki yönetim. Başka da şey yok. Halis Hocam bir özetleyecek olursan sen neler söyleyeceksin? Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi sevgili Ceylan, geçen haftaki programımızda burada beraber program yapmıştık. Daha önceki haftaki programımızda bir yaklaşık 20 gün önce de Kanal Fırat'ta sevgili Coşkun Kamaç abinin programında cümle sarf etmiştim. Orada işte bizlerin suçlu olduğunu, vekillerimizin, başkanlarımızın, kulüp yönetiminin suçlu olduğunu, teknik yani burada yönetim, futbolcuların. Futbolcuların, herkesin bu suçu olduğunu söylemiştik. Geldiğimizde Yusuf dışarıda da benim kardeşimdir, arkadaşımdır. Yusuf dedi ki, dedim Yusuf sosyal medyadan bize bazı hakaretler yağıyor dedim. Dedi ki sen dedi geçen hafta dedi bizi suçlu gösterdin dedi zaten dedi şeyin önüne sen mi sattın dedi işin espri boyutu. Şimdi oradan başlayacağım. Sosyal medyadan bugün beni rahatsız etti aslında. Şöyle etti. Burada suçlu aramaya kalkacaksak en kolayı herhalde şu anda Elazığ'ın spor basını. Hocam suçlu bulundu basın suçlu. Spor biz golleri de biz yedik. Hesabı verin. Yönetimi de biz getirdik bu yönetimi. Bu yönetim geldikten sonra transfer tahtasını da biz açtırmadık. Hepsini tek tek inceledim o yazı yazan insanların arkadaşların sosyal medya hesaplarına girdim baktım. Bazılarını tanıyorum. Birebir tanıdığım insanlar da var. Tabii yazarken bir şeyi kaçırıyorlar. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Herkesin ailesi var. Çoluğu çocuğu var. O hakaretler biraz hadlerini aşıyorlar. Şunu bilmeleri gerekiyor. Vallahi hakaret kim ediyorsa şerefsizlik ediyor. Yani bunun ben hepsinde teke tek kimler olduğunu yok. Biliyorum. Kimse yani, kimseye. Hepsinde gördüm orada. Kimler olduğunu da gördüm. Yani öyle şey oldu. Sevgili Ceyhun, sene başında Yusuf Boydak, sen, ben, bir de sevgili Mustafa Gür bir deplasmana Elazığspor'un arkasından gittik. Bayburt deplasmanı. Evet. Zülfü beni niye götürmediniz diye. Zülfü abiyle arabada yer kalmadı diye götürmedik. Bize de küstü. Şimdi daha önce de seferlerde de deplasmana gidenler oldu. Benim burada olayı kişiselleştirmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Benim kimseyle bir kişisel bir hesabım yok. Ya tabii eleştirme. Benden kişisel hocam. Bir hesabı olan da lütfen beni mazur görsünler. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Hocam özür dilerim şunu söyleyeceğim. Evet. Şimdi bizim özellikle gazetecilik mesleğinde yani eleştirilmemek mümkün değil. Ama o ayrı bir ama, şey abi. Yok ama ya biz şu seviyeyi iyi koruyamıyoruz. Ya karşımızdakine yani yaptığımız o hakareti ya ona isnat ettiğimiz o yaftaları kendimize yakıştırabiliyorsak yapalım. Yani kişi yani kişi çok kolaydır kendisi insanlar. Gibi biliyor. Evet. Yani ona çok dikkat etmek şuraya, lazım. Şuraya geleceğim. Yoksa eleştiri olsun. Çok olayı çarpıtmak da istemiyorum. Valla ben yaklaşık 8-9 yaşımdan beri Elazığspor maçlarına gidiyorum. Uzun sürede maraton tribünün orta çizgisinden Elazığspor maçı izledim. De seyrettik, evet. Daha sonra kulüpte
görev aldıktan sonra basketbol şubesinde yine çoğu zaman maraton tribünden izlediğim zamanlar da oldu maçları. Elazığspor'un deplasman maçlarına çok gittim. Hemen hemen Kızıltepe'lerden, Hakkari'lerden, Cizre'lerden ben fanatik bir taraftarım. Bugün de bunu da söyleyeyim. İzleyiciler bilmesi açısından değil, bunu bir kendime övünç olarak da söylüyorum, utandığım için de söylüyorum. Bugün de spor şube müdürlüğüne gidip ifade verdim. Tarsus maçındaki feveranlarımdan ötürü. Hı hı. Tarsus maçındaki Ergün Pembe Beyefendi'nin yapmış olduğu kibarlıklara cevap verdiğim için bugün gidip spor şubede ifade verdik. Şimdi biz deplasmanlara gittik, arabamıza bindik. Paramızı cebimizden ödendik. Ne belediyenin arabasına binip Volkswagen'lerle, arabalarla, Passat'larla gidip ceza ödedik. Kulübe götürüp belediyeye cezalar verdik. Ne gidip onların otelinde kaldık. Aslan gibi gittik cebimizdeki paramızdan, kendi harçlığımızdan gittik deplasmanlara maç ettik. Bugüne kadar bir sürü deplasmana gittik. Yani. Bugün benim Elazığspor'dan... Özür dilerim. Bir tane yani o sizin az önce sevgili Zülfü kardeşim dile getirdi. Ben söylemeyeyim o cümleyi. Yani ben de terbiyesiz diyeyim. Terbiyesizin biri. Demiş ki çorbacılar. Evet ben yani, Yunus diye bir arkadaş. Narkoz grubunda. Adı da burada. İsmini yani, söylemiyorum. Acaba ismini söylemiyorum. Ne zaman, nerede, kimle, ne zaman yemek yediğimizi... Ben diyorum. Cümlemi bitireyim sevgili Boydak. Çorba içtiğimizi... Sevgili Boydak. Şimdi evet. Buralardan çıkarak geldi. Bir program, burada bir para falan almıyoruz. Buradan bir çıkarımız yok. Burada bir kulübü sevdiğimiz için işte dilimiz döndüğünce kulağını çınlatacağım sevgili ellerden öperim. Burada tanıştık, yüz yüze daha görüşmedik. İzmir'de Mustafa Dağan abim var. Bana bazen aradığım zaman diyor ki hoca köyün delisini oynama. Köyün delisi durumuna... Yani, Tarsus maçında ben köyün delisi oldum yani yaptıklarımızdan. Yani, köyün delisi. O sevgidir, Elazığspor sevgisi. O neyse, şimdi biz tamam. Buradan dilimiz döndüğünce ben kimsenin adamı değilim. Ben ne Selçuk Öztürk'ün adamıyım. Ben herhangi bir şekilde ben Elazığsporluyum. Ben Elazığsporluyum. İyi bir Elazığsporlu taraftarıyım. Benim arkadaşımdır, elde söylerim ama hatasında programdan önce ya. Programdan önce konuşurken bir arkadaşımızdan burada Mustafa'yla istişare yaparken yönetimlere destek sundum. Sevgili, çok sevdiğim İrfan Yumakgil yönetimini de bir hatırlayın. Aynı bu feveranlardalardı onlar da. Hiçbir destek yoktu. Biz burada programlarda dilimiz artık lal oldu. İşte kulübe teslim olalım, bu ligden düşersek bunun zorluğu vardır. Ve bu takım 3 kere kayyuma gitti. Kayyuma, 3 kere. 3 kere kayyuma gitti. 3 kere kayyuma gitti. Sonuç olarak en son çok fazla uzatmayacağım. Sosyal medyadan özellikle şahsımı da hedef alan bazı sataşmalar söz konusu yaptığı videoyla bir ucuz kahraman. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Biz Elazığspor'uyuz. Elazığspor'un bazı kademelerde de görev yapmışım. Oğlum da kulüpte çalışıyor. Kulüpte şu anda aslan gibi işini yapıyor. 3-4 yönetim değişmesine göre işini yapıyor. Oğlumla da gurur duyuyorum. Aslan gibi tertemiz işini gücünü yapıyor. Ben akşam yemekte biraz duygulandım, kusura bakmayın, ben duygusal bir yapım var. Çocuğun iftardaki halini gördüm, çok üzüldüm. Ya hocam işte gerçekten çok üzüldüm. Birkaç kendini bilmez. Yani hadsizler diyeceğim, hadsizler. İnsanların hadsizler, huzuru bozuluyor yani. Hadsizler, ben herkesin mesleklerine saygım var. Adamın babası kırnata çalmış, aslan gibi çalmış. Aslan gibi çocuklarını büyütmüş. Evet. Bu kadar adileşen, bu kadar hadsizleşen insanlar var. Evet. Kimsenin avukatı değiliz ama el insaf edin, biraz da kendinize gelin. Yine söylüyorum. Ben iyi bir Elazığsporluyum. Dilim döndüğünce bildiğim kadarıyla eğitimimle, Türkçemle insanlara burada Elazığspor'un devam edebilmesi için elimden gelen çabayı sarf ettim. Biz yönetimin adamı değiliz. Ben belediyenin adamı değilim, valiliğin de adamı değilim. Ben devletin bir öğretmeniyim. Kullandığım kelimeleri dikkat etmek zorundayım. Ben kalkıp ilin vekillerine, belediye başkanına laf söylersem ben ekmeğimden olurum kardeşim. Eğer bu kadar şey olsa bugün bana yazanlara telefon numaralarını istedim. Yemin ediyorum Ceyhun'dan rica edecektim. Yanımda getirecektim. Şuraya bir sandalye verecektim. Hadi gel bakalım buraya. Biz buraya taraftar grup liderlerini getirdik. Doğru mudur kardeşim? Buyurun dedik. Hadi bize diyorsunuz ki doğruları konuşmuyorsunuz. Buyurun gelin ne söyleyeceksiniz? İşte adamlar da geldi. Bizim söylediğimizi söylediler. Biz değişen bir şey olmadı. Allah için doğru birdir ya. Yönetim başarılı mıdır? Başarısızdır. Küme düşürmüş müdür? Düşürmüştür. Elazığspor yönetim... Yönetim ya tek başına düşünmemiştir. Oraya geleceğim. Elazığspor yönetiminin küme düşürürken kalkıp bütünüyle getirip hepsini yönetime eklediğin zaman el insaf derim o zaman. Bu şehirde bir deprem geçti. Bunu pozitif ayrımcılığa, pozitif duruma geçirebilmek için elimize bir sürü fırsat geçti. Biz il olarak ne yaptık? Evet, evet. Biz ne yaptık ya? Bunu bir düşünün ya. Konuşacağız hocam. Bitireceğim sevgili hocam. Biz bunları buradan bir kaynak yaratılsın, bunlardan kurtulsun. Bir de şu var.
bu kadar kongre oluyor, aday olmuyorlar, arkasından da çıkıyorlar, prim sözü veriyorlar, getirip primi ödemiyorlar. Öyle değil mi kardeşim? Evet. Ondan sonra da arkadan çıkıyorlar, ondan sonra sosyal medyadan, Facebook'tan canlı yayın, efendim biz yönetime taliptik, bizi getirmediler. İyi ki neyse, de gelmemişler hocam. Evet, bak, kusura bakmayın abi, biraz şey hocam. Zülfü abi, peki Selçuk Öztürk'ün bu dakikadan itibariyle ne yapması lazım? Yani neler söylersin? Tavsiyelerin var mı? Ya da öngörülerin var mı? Devam ederse ne olur? Devam etmezse ne olur? Bugün Sayın Zülfü Demirbağ'ın bir açıklaması vardı. Yönetimin bırakması lazım. Yani bu dakika itibariyle yönetim görevini tamamlamıştır. Takım küme düştü. Biz bir oluşumla, bir yeni peki, bir yönetimle... Peki bu Zülfü Demirbağ bu Ankara'da toplantı yaptıklarında yüreği yok muydu Selçuk Öztürk yönetimine diye, kardeşim bir bırakın ben yani en azından vekiliyim. Sezon devam ettiği için belki... Ya ne alakası böyle... var abi, ne alakası var? Yani şimdi bakın, liyakat bu ülkenin en büyük sorunu. Kim üzerine alıyorsanız. Liyakat bu ülkenin en büyük sorunu. Şimdi siz 1,5-2 ay önce el adım 5 vekili, valisi, belediye başkanı, Elazığ kulübü başkanı oturmuştunuz. Kardeşim bizden ne istiyorsunuz demiştiniz. Ki bu sizin asli göreviniz. Siz Elazığ'ın vekilisiniz. Siz şimdi ben her zaman söylüyorum. Şimdi bir vali düşünün. Vali unvanını önünden alın. Alın. Ne işimiz olabilir? Ne isteğimiz olabilir? Ne beklentimiz olabilir? Bir vekil düşünün. Alın milletvekilliğini önünden. Ne beklentimiz olur? Beklentin olur mu sayın Yusuf Boydak? Ne isteyebilirsin? Ne gücün var desin? Şimdi bakın, insanlar samimi değil. Ben şimdi Elazığ'ın 5 tane vekili var. Bu Elazığ'ın 5 tane vekili eğer gerçekten güzel işler de yapmışlardır, iyi işler de yapmışlardır. Ama Elazığ konusunda Elazığ'ın bu maddi sıkıntılarını aşma, Elazığ'ın önünü aşma, Elazığ'ın geleceğini kurtarma adına sınıfta kalmışlardır. Bunlar samimi davranmamışlardır. Bunlar ikiyüzlü davranmışlardır. Bunlar geç kalmışlardır. Kardeşim, biz bu senaryoyu 1,5 sene evvel yaşamadık mı? Elazığ son transfer gününde Ticaret Odası Başkanı, valisi, vekili hepsi bir günde 20 küsür tane transfer yaptılar. Demek istenince oluyormuş. Bir araya geldiler. Ondan sonra onu da paylaşamadılar. Bir sene sonra gene aynı. Ya Ocak ayında, şimdi Selçuk Öztürk çok kötü yönetti. Katılıyorum. Kötü yönetmese Elazığ bu hallere gelmez. Eyvallah. E tamam da değil yani, hırsızın hiç mi suçu yok kardeşim ya? Ya bu şehir bir deprem şehri. Bu şehirde yani her müteahhit 150-200 trilyonluk iş yapmış Elazığ'da. Bunlardan Elazığ'a ne kaynak sağlamışsınız tetiş haricinde? Forma reklam haricinde. Tetiş'te Elazığ'ın bölgemizin firması. İsim sponsor. Yok yok. Ne sağlamışsınız? Hani sizin vekiliniz? Hani sizin gücünüz? Hani sizin iktidar gücünüz? Hani sizin Elazığ sevginiz? Hani sizin Elazığ sevginiz? Ya bu nasıl bir riyakarlık? Sen bugün Elazığ yönetimi şeyini doldurmuştur. O zaman sen gerçekten inanıyordunsa o gün Selçuk Öztürk kardeşim diyeceksin. Sen Elazığ'ın vekilisin. Selçuk Öztürk'ün de üstündesin. Konum olarak üstündesin. İnsan olarak değil, insan olarak herkes birdir. Vekil de bir, cumhurbaşkanı da bir, ben de bir, belediye başkanı da bir. Hepimizi Allah yaratmış. Kul aynıdır. Ama sıfatlar ve bulunduğu mevkiler onlara bir saygınlık kazandırır. E şimdi siz oturmuşsunuz orada Selçuk Öztürk'e kardeşim bırak yönetimi diyemiyorsunuz. 1,5 ay sonra düşmüş, çıkmış şey gibi Elazığ yönetimi yadını doldurmuştur. Sen derecelendirme kuruluşu musun? Senin futbol bilgin ne? Kaç tane spor kulübünde yöneticilik yapmıştın? Sormazlar mı sana? Selçuk Öztürk'ü şu anda en çok suçlayanlardan biri benim ama Selçuk Öztürk'ün futbol tecrübesi bunlara 10-20 basar. Şimdi ama kamuoyundan da bir beklenti var. Olabilir. Yani kamuoyunda bir beklenti. Olabilir ama şimdi ya arkadaşlar Trabzonspor'u bırakan bizden de 3 tane transfer 3 tane futbolcu transfer eden başkanın Trabzonspor'u kaç yüz trilyon borçlandırdığını biliyor musunuz? Evet. Kaç yüz trilyon? Gitti mi? Kendi istemediği sürece bütün dünya bir araya geldi gitmedi. İnadına bir dönem daha yaptı. Yani o adamlar demokratik seçimle gelmiş. Tamam yaptılar işleri, becerememişler. Eline yüzüne bulaştırmışlar, el asfı düşürmüşler. Ama kardeşim siz de adamlara hiçbir şey yapmamışsınız. Şimdi herkes, şimdi belediye başkanımız Allah razı olsun. Bakın
Ben her yerde söylüyorum. Adamı seviyorum kardeşim. İnsanlar yalaka da bağın dese valla ne derlerse desinler. Her şey olur. Adamı seviyorum. Adam ilimizin amatör sporuna, çünkü sporun içinden gelmiş. İlimiz amatör sporuna, ilimiz profesyonel sporuna, diğer sporlara hepsine yardımcı olmuş. Herkes şunu söylüyor. Ya Elazpor'un açtısını belediye vermiş. Ya kardeşim belediyenin parası Sayın Başkan'ın cebinden mi çıkıyor? Hayır. Ben şimdi bir örnek vereyim. Bakın Şahin Şerifoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları için Allah razı olsun. Spor konusunda hiçbir şey geri çevirmiş. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bir sorsun ver hele. Erzurum Spor'a her ay kaç lira destek oluyor? Erzurum Spor'un futbolcularının aylık ödemeleri 7 milyon lira. Bakın 7 milyon lira aylık futbolcuların ödemesi var. O ay diyelim 2,5 lira mı geldi Dijitürk'ten Erzurumspor'a? 4,5 lirayı Erzurum Büyükşehir Belediyesi koyup veriyor. Mehmet Ekmen ölmemiş. Siz yarın telefonunu vereyim, açın sorun. Ben teyit ettirdim bugün. Adam diyor ki kardeşim Erzurumspor bizim bayrağımız. E şimdi siz bir açtı vermiş, bazı şakşakçılar var, bazı yalakalar. Yani insanın şey diyor, efendim açtıyı vermiş, deplasmanı vermiş. Ya verecek kardeşim. Şahin Şerifoğlu atkıyı takmış, babayık gibi arkasında durmuş. Binali Yıldırım gibi etmemiş. Ben sahibim demiş. Mücahit Yılmaz gibi Elazığ'ı bombalayıp gitmemiş. Yani siz ona bakın. Yani insanlar konuşuyor. Selçuk Öztürk yönetimi, tamam bıraksın. Tamam Selçuk Öztürk yönetimi bıraktı. Kim gelecek? Selçuk Öztürk'ün dünya kadar alacağı var. Kim verecek? A koydu temliği. Yani şu an tabii takımın transfer engeli halen devam ediyor. Yani o tahtadaki borçlar şu an hangi seviyede bilemiyoruz ama tabii eğer böyle bir değişiklik olacaksa mutlaka bu sorunların da konuşulması lazım. Selçuk Öztürk devam edecekse, bak açık ve net söylüyorum ben. Devam edecekse, Selçuk Öztürk devam edecekse eğer Elazığ'ın transfer tahtasını açacak kaynağı kendi bulacak kardeşim. Şu anda Selçuk Öztürk ve yönetimine şu anda bir güvensizlik var. Bunu açık konuşmak lazım. Yani sosyal medyaya bakıyorsak zaten onu görebiliyoruz. Kamuoyundaki bu güvensizliği ben Kanal Fırat'a katılım programında da söyledim. İnsanlar kızdılar biraz. Bazı o yandaş yalakalar. Dedim ki kardeşim ben bu ilin seçilmişi, atanmışı olan biri olsam toplarım. Gel kardeşim buraya. Elazığ'ın sen alacağın ne kadar? Bölerim kardeş taksite şuna buna. Kardeşim biz bir yönetim yapıyoruz. Sen bunu bırak. Selçuk Öztürk de zamptan yapışmaz oraya bırak. Şey etmez. E siz sosyal medyadan mesaj gönderiyorsun. Televizyondan mesaj gönderiyorsun. İşte Cihangir Güler gibi şimdi ben Cihangir'le de geçmişte oturmuşum, kalkmışım, ekmek yemişim. Ya bugünkü iki tane açıklama, iki tane gazetemiz. Evet, o kuşlar işte, belki de konuşacak olan en son kişi Cihangir. Hayır. İki tane güzide gazetemiz. Evet. Hakimiyetle gün ışığı. Ya insan utanır be kardeşim. Kimi kime boğduruyorsunuz? Kimi kime vurduruyorsunuz? Katılıyorum. Sen benden değil, yani sen ben onun öbüründen daha çok şey olmadığını nereden biliyorsunuz? Yani Zülfü abi aradan ben dikkatini çektim. Bugün sabah saatlerinde bir sosyal medyada gördüm ben de. Aradan 10 yıl geçmiş. Yani 10 yıl boyunca çıkmamışsın piyasaya. Bugün takım düşmüş. Çıkıyorsun birilerine. Yani günahlarını anlatmaya kalkacağız da biz onun günahlarını anlatalım o zaman. Evet hocam kısa bir reklama gitmeniz lazım Zülfü abi. Evet. Reklamların ardından tekrar devam edeceğiz. Evet değerli seyirciler kısa bir reklam aramız var. Ardından ikinci bölümümüzde tekrar karşınızda olacağız. Evet sevgili seyirciler programımızın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Tabii ilk bölümde Elazığ Spor'un küme düşme sürecini konuştuk. Bu bölümde de Elazığ Spor'un küme düşmesindeki etkenleri konuşacağız konuklarımızla birlikte. Zülfü abi yine seninle başlayalım. Evet. Tabii yani Elazığ Spor'un hem saha içi nedenleri var küme düşmesinde hem de saha dışı etkenler var. Saha dışı etkenlerden başlayalım isterseniz. Yönetimsel yanlışlar nelerdi? Teknik heyet... Kısmen girmiştik aslında ilk bölümde ama teknik heyet tercihleri doğru muydu? Kulübe kaynak kazandırılmaması nelere bağlı? Sence neden kazandırılamadı kaynaklar? Reklam işte mesela sponsorluk bağlantıları neden yapılamadı? Tahta neden açılamadı? Yani bu gerekçeleri sıralarsak saha dışı etkenler için neler söylersin? Şimdi
bir kere sağ dışı etkenler dört dörtlük yapılmış olsaydı, ki bundaki en önemli etken maddiyat, para, evet, sağlanmış olsaydı Elazığspor bugün bu hallerde değildi. Tabii yönetimsel yanlışlara geldiğiniz zaman, şimdi bir ticarethanenin düşünün, Elazığspor'da bir yarı buçuk bir ticarethane olarak düşünün. Eğer orada gelir gider dengesini sağlayamıyorsanız, eğer orada yeterli kaynağı, yeterli bütçe harcayamıyorsanız, zaten iyi bir ekip oluşturma, iyi bir kadro oluşturma, iyi bir takım oluşturma, iyi bir hava yakalama şansınız yok. Bunu Elazığspor yönetimi beceremedi. Elazığspor yönetimi başaramadı. Ama ben en çok şuna bakıyorum. Ya Glasgow Rangers kaç yıl önce 2 alt lige düştü. Dünyanın sayılı kulüplerinden biri. Ya oturup ağlamadılar. Oturup başlarını duvarlara vurmadılar. Üçüncü lige düştüler, evet. Yani düştükleri yerden kademe kademe çıktılar. Yani Elazığspor'da bugün belki hakkımızda hayırlı olan bu. Güzel midir? Hayır. Güzel değildir. Hayatın gerçeğinde de bu var. Ticaretin gerçeğinde de bu var. Yaşamın gerçeğinde de bu var. Her günümüz dört dörtlük oluyor mu? Olmuyor. Yani onun için bizim dediğimiz Elazığspor camiasının, Elazığlıların, işte yukarıdan aşağıya bunu hepsini koy. Gazeteciyi de koy, esnafı da koy, futbolcuyu da koy. Yani aklına gelen bütün unsurları koy. Zaten bizim taraftar, yönetim, efendim söyleyeyim, futbolcu teknik heyet ve ilimizin yönetenleri, iş adamları şöyle tek yumruk olsalardı bugün Elazığspor'da biz bunu konuşmuyorduk. Şimdi belki elimiz işte, ya söylemesem rahat etmiyorum. Söylemesem vicdanım bana diyor ki sen o zaman riyakarlık ediyorsun. Ya şimdi sen kalkıp bugün diyorsun ki bu yönetimin şeyi dolmadı mı? Biri kalkıp derse sana ya senin 3 dönemdir vekillik şeyin dolmadı mı kardeşim, yeter artık düş dersen ne cevap verirsin? Yani iğneyi kendimize batırmıyoruz. Ondan sonra çuvaldızı başkasına batıralım. Biri de sana onu söylemez mi? Ya bıkmadı mı? Yeter şu hala. Söyler. Onun için bir şeyler söylerken bulunduğunuz koltuğa, bulunduğunuz güce dayanarak değil, toplumun gerçeklerine, Elazığ'ın gerçeklerine, camianın gerçeklerine dayanarak söylemek zorundasınız. Siz önce bu yönetime tam destek verecektiniz. Çünkü bakın, yönetime diyorum ha, isim demiyorum. Kardeşim isim demiyorum ha. Bunun, kulübe yani Elazığ Spor'a. Kulübün, tabii canım. Şahıslarla. Tabii canım, şahıslarla ne işimiz var bizim? Yani şimdi acaba Selçuk Öztürk şimdi kahrolmuyor mudur? Göbek mi atıyordur Elazığspor düştüğü için? Bu kadar işte görüyorum, Allah belanı ver diyenler, hakaret edenler, ki bunların %99'u da yüzüne bir kelime söylemeyecek adamlar. Yani hoş mudur bu? Değildir. Onun için bu dünyanın sonu değildir. Bir musibet değil, bin nasihatten iyidir. Bir de Zülfü abi, sözünü kesiyorum. Evet. Pendik maçının son bölümlerinde Elazığ Spor Fan aracılığıyla maç canlı olarak yayınlandı. O canlı yayın esnasında Sayın Selçuk Öztürk'ün çekim yapan arkadaşla bir diyaloğu vardı. Orada takımı belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları düşürdüğü şeklinde bir söylemi vardı. Şimdi, bu da aslında son 2-3 gündür çok sıkça konuşuluyor. Şimdi, bu bölüme neler söyleyeceksin? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Şahin Şerifoğulları'nın Elazığspor için yaptıkları ortada. Selçuk Öztürk'ün o ruh haliyle söylediği söylem yanlıştır. Yanlıştır kardeşim. Yanlıştır. Yani istem dışı mı ağızdan çıkan yani bir... Şimdi o psikolojide şunu söylemiştir bence. Ya işte Şahin Başkan biraz daha destek olsaydı düşmezdik. Yani bence o anlamda söylemiştir. Yoksa Selçuk Öztürk yani sana birçok dönem hiç kimsenin el uzatmadığı dönem, yani 50 lira olsun, 100 lira olsun, bunun rakamı önemli değil. Uzatsan birçok şeyinde yardımcı olan bir insana kalkıp bunu söylesen haksızlık etmiş olursun. Yani Şahin Şerifoğulları ben babamın oğlu değil. Elazığ'ın belediye başkanı bir makama gelmiş. Hepimizin saygı gösterdiği, hepimizin sevdiği, saydığı, hepimizin ilimiz sporuna katkılar sağlayacağı. Ama şunu da söyleyeyim. Onun da akıl hocaları bence Şahin Başkan'ı biraz yanlış yönlendiriyorlar. Niye? Ya Şahin Başkan'a ben bu kadar destek verip, yani bu eleştirilere maruz kalıyorsa Şahin Başkan'ın da ya
biraz eksik kaldığını düşünüyor. Ama Sayın Şerifoğulları'nın, bunu söylüyorum, rahmetli Hamza Yılmaz ne kadar Elazığspor'a destek olursa Sayın Şerifoğulları o kadar oldu. Bir mücahit gibi Elazığspor'u bombalamadı. Yani yekine vurulduğu zaman tabii, çok ciddi bir rakam aslında tabii ortaya çıkıyor. Ya, mesela personel maaşı, ben şimdi örnek işte verdim, ben kulübün iaşesi düşünüldüğü zaman, elektrik borcunun tabii kapatılması düşünüldüğü zaman çok primler, yine gayri deplasman konaklamaları. Ben bir örnek verdim, yani somut bir örnek. Dedim ki Mehmet Ekmen'i isteyen arasın, yarın gazeteci, yani ben faal değilim ama şu anda birçok arkadaşımız var. Hani o gün ışığını ve hakimiyete bakan spor müdürlerine de buradan söylüyorum. Yani Cihangir Güner'in bu kadar, Cihangir Güner'le bakın söylüyorum, yol gitmiş. Oradaki o spor müdürlerinin suçu değil. Yok yok. Zülfü kardeşim. Ben onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Gazetenin sahibi ona müsaade etmiştir. Vallahi ben şimdi ona da bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne olursa olsun, yani benim itim elin aslanından daha iyidir. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Evet. Bir atasözüdür yani. Elin gazındaysa benim tavuğum daha değerli olmalı yani benim için. Yok. Konuşacak olan en son kişi, ben tekrar ediyorum, Cihangir Güler bu konuda. Yani ya herkes konuşabilir ama bu kadar hayasızca konuşulmaz. Evet. Kardeşim, evet, buna çanak tutamazsınız siz. Evet. Yani gazete patronusunuz diye, gazete sahibisiniz diye Külhan Bey'sinizsiniz. Fırat Azası Gazeteler Cemiyeti'nin yaptığı gibi. Şimdi tutmuşlar işte ben Yusuf Boydağ'ı, işine gelmeyenleri, demokrasi havaliliği yapanlar tutmuşlar. Bizi efendim aidat ödememişiz diye bizi silmişler. Bak hele. Bak bir örnek vereyim. İşte o dediğin adamların biri de yönetim kurulunda gazete sahibi. Ya biri de demez ki lan orada 120 tane adam var. Hangisinin işte ben örnek veririm, yerlerinden kalkamazlar. Örnek veririm onlara ve önüne de bir ağır bir şey koyarım, cevap veremezler. Yani Elazığ'da biraz da kendi kendimizi irdelememiz lazım basın olarak. Adam tutuyor işte, diyelim Selçuk Öztürk'ten bir menfaat ilişkisi vardır, orada ters gitmiş de nereden vurayım? Gazetemden vurdurayım. Spor müdürümden vurdurayım. Bir başkasına vurdurayım. Böyle bir ahlaksızlığı ben hiç kabul etmiyorum. Babam olsa kabul etmiyorum. Ahlaksızlıktır, şerefsizliktir bu. Hiç kimse yapmaması lazım. Çanak tutmaması lazım. O adamın söyledikleri, bir insana hırsız demek için görmen lazım. Gözünle görmen lazım onun hırsız olduğunu bence. Görmen lazım kardeşim. Sen sen Cihangir, sen neredesin? Ya Selçuk Öztürk bizim cenazemizde, Selçuk Öztürk burada. Cenazemizde Mehmet Kaya burada. Ne kadar kötü olursa olsun. Sen neredesin Cihangir? Sana çanak tutanlar aslında alçak. Ona çanak tutanlar, o fırsatı verenler alçak. Kim üstüne dalıyorsa alsın. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin örneğini verdim. Şahin Başkan'ın diyor ya. Yani Şahin Başkan'ın desteği çok olmuştur ama yeterli midir? Bence değildir. Ben Zülfü Aydıngöz olarak değildir diyorum. Sen sporun içinden gelmişsin Şahin Başkan. Sen geleceksin, Selçuk Öztürk'ü çağıracaksın, gel kardeşim buraya. Bir de Şahin Başkan'ın etrafındaki spor kitlesi, hatırı sayılır bir spor kitlesi var etrafında. Hem beraber çalıştığı, hem oturup kalktığı, hem samimi olduğu. Bunları bir araya getireceksin, sen bu Elazığspor'u bu sıkıntıdan kurtaracaktın, daha kahraman olurdun. Yani sen dünya kadar iyilik yapıyorsun, bugün sana ufak bir şey söylüyorlarsa buna en çok üzülenlerden biri ben oldum. Okyanusu geçip derede boğulmak evet, gibi. Ama Şahin Şerifoğulları Elazığspor'a yapmış mıdır? Aslanlar gibi yapmış. Aksini inkar edemeyiz zaten. Yok yok, aslanlar gibi evet, yapmıştır. Çünkü bakın ben Mücahit Yanılmaz döneminde Elazığspor'un basın sözcüsüydüm. Bizim aşçımızı, minibüsümüzü, bütün çalışanlarımızı aldı. Sırf Selçuk Öztürk'le arasındaki olan husumetten dolayı. Ve bize en son Elazığspor makamı ağlama makamı değildir. Fakirin, yetimin, garip kurabanın hakkını Elazığspor'a mı, size mi vereceğim, Elazığspor'a mı vereceğim dedi. O Mücahit Yanılmaz. Daha sonra kendi arkadaşları, ve yandaşları yerken bıraktı değil mi? Tabii. Yani. Ve biz, ya adam bize açıkça söyledi. Ben buna şahidim. Açıkça gelen bize postacı, elçi dedi ki kardeşim, belediye başkanı diyor ki kardeşim bırakın, bizim yönetimimiz hazır. Ardından da basına açıklama yaptı. Elazığspor makamı ağlama makamı değildir. Arşivlerinizde vardır. Ardından imardan, sağdan, soldan, işte bugün bu kapatılan
Şu anda Murat Kurum'un durdurduğu yerde 4,5 trilyon lira vermişti. İsmini söylemiyorum. Hı hı. O zaman 100 küsür trilyon para geldi. Kendi adamları bu parayı öyle güzel yediler, içtiler. Zevk sefa içerisinde Elazığspor'u yönettiler. Elazığspor'un elektrik borcunu da 25 bin lira taksini ödemeyecek 100 trilyonda 25 milyon bulamadılar. Elazığspor'u samimiyetsiz bir şekilde bırakıp gittiler. Evet, Hüsnü abi sen neler söyleyeceksin? Hem saha dışı etkenler hem saha içi etkenler Elazığspor düşmesine neler sebep oldu, neler söylersin? Evet. Program birinci bölümünde de biraz bahsettim. Tabii bu sene özellikle küme düşmemizin asıl sebebi maddiyatsızlık. Yani yaşanan, daha doğrusu son yıllarda yaşanan bütün problemler, para problemi. Elazığspor bir türlü o istediği parayı bulamıyor. Ha niye bu kadar borçlandı? Orayı da hesaplamak lazım. Bunları zaman zaman konuşuyoruz. İşte Zülfü kardeşimiz de anlatıyor. Bu borçların oluşu ta geçmişten gelen yapılan hatalardan dolayı. Bu Türk futbolunun başında bugün Erzurumspor da küme düşse eminim ki onlar da üçüncülüğe kadar giderler. Malatya gitmezler say buydu. Gitmezler. Giderler. Gitmezler say buydu. Yani bu çok büyük destek alıyorlar belediyeden. Çok büyük destek alıyorlar yani kurtarırlar. Işte, yani bir alt ligde devam eder. Belediye başkanı yalan söylemiyorsa. Yok yok bir alt ligde devam eder mi? Yani yayın gelirleri de bitecek. İşte, tabii yabancılar çok kötü. Galibiyet primleri. Yabancı, neyse konu kötü. Yani asıl problem maddiyatsızlık. Ondan kaynaklanmıştır. Yoksa onun dışında tabii biz bu yaşanan süreç içerisinde gözlemlediğimiz, işte gördük zaman zaman programlarımızda söyledik, istişare yapmak lazım. Bir şey yönetilirken ben zaman zaman söyledim Selçuk Öztürk artık sağlıklı düşünemiyor. Bir yere geldi. İnsanlar Selçuk Başkan'ın ne yapması lazım sence Yusuf abi? Sağlıklı düşünemiyor. Şu aşamada ne yapması lazım? Ya bana göre oturup düşünecek, diyecek ki bakacak. Zaten biz bunu sezon başında da söyledik. Bu ki belli. Transfer açılmadığı zaman da söyledik. Şu anki şeyden bir yere kadar destek geliyor. O destek de yetersiz olduğu için bunun altından kalkamıyor. Kalkamadığı için de kardeşim ben de fazla zarar... Bu çünkü halkın takımı. Elazığspor herkesin takımı. Bir kişinin, iki kişinin, bunun takımı değil. Bu bütün şehrin takımı oldu. Bakın bir takım küme düşerse bir şehir küme düşüyor. Tabii. Yani şehir küme düşüyor. Evet. Şehir şu anda şimdi Sivas konuşuluyor Türkiye'de, Antep konuşuluyor, Konya konuşuluyor, Malatya konuşuluyor hemen yanımızda. Şimdi binlerce haberleri yapıyor. Her gün haberler gelen yani. Giden basın mensupları, kalkan uçaklar, gelen misafirler bir hareketlilik oluyor. Ne oluyor? Bir küme düşünce bu sefer o siz de bir şehir olarak bir alt lige düşüyorsunuz ve maalesef biz de şu anda şehir olarak bir alt lige düştük. Bunun dışında elbette ki işte saha içerisinde de biz hep söyledik işte yapılan hatalar, çok hoca değişimi. Mesela bir Levent Eriş'le başlamıştık. Bu grubun tecrübeli hocalarından biri ve bu işi de götürebilir bir hepimiz aynı fikirde değil miydik? Çünkü Levent Eriş'in geçmişine baktığımızda genelde ikinciliklerde, birinciliklerde hatta Süper Lig'e kadar gitmiş. Yani tecrübeli bir hocaydı. Bizde de o zaman tecrübeli futbolcular var, yerine gelen, alttan gelen genç çocuklar var. Bakın bu genç çocuklar gördük sonlarda biraz bunlara destek olunmuş olsa, biz bir maç almış olsak biz ligde kalacaktık. Ama işte 4-5 tane sen hoca değişmişsin. Bu kadar değişiklik olunca ne oldu? Ortaya sağlıklı bir takım çıkmadı ve kötü sonuçlar alındı. Biz hep dedik bir kötü sonuç alırsanız onu toparlamak çok zor. Arka arkaya o psikolojiyi futbolculara bir geldiği vakit o futbolcuyu beynine gireceksiniz ki tekrar toparlayasınız. Bakın bugün işte Erzurum'dan örnek veriyoruz. Yılmaz Vural yılların tecrübeli oyuncusu, hocası toparlayamıyor. Futbolcu maça çıkmadı ya. Evet. Öne girmek istemedi. Böyle bir şey var mı? Veya çıkan da küfür ederek çıkıyor. Yani böyle bir enteresan bir ortam. Ya yani bunları iyi yönetmek lazım. Özetle biz şehir olarak biz düştüğümüz yerden kalkabiliriz. Ama istişare yaparak, birlik ve beraberlik sağlayarak düşmek elbette ki şeyin sonu değildir. Her şeyin sonu değildir. Her şeyde bir hayır vardır. İlk kez düşmüyor aslında. Yeniden bir sağlıklı bir yapılanma yapın. Burada şehri yönetenlere çok önemli görevler düşüyor. Özellikle Şahin Başkan'a önemli görevler düşüyor. Oturacaklar, istişare yapacaklar. Nasıl bu takım yürür? Kiminle yürür? Kimlerle yürür? Bunu iyi bir oturup yani istişare yapacak. Yani Afat Çavuş ilişkisiyle değil. Onu da söylüyorum yani. İşin ehillerini getireceksin bu saatten yani sonra. Yani düzgün bir işin şey yapmak lazım. Evet. Yapılacaksa. Siyasi davranmadan, şey yapmadan
herkesin kabul yapılır. Göreceği tabii, kişilerden oluşan. Herkesin kabul göreceği bir yeni bir yönetim, yeni bir yapılanma tekrar yeniden kalkabiliriz. Çok zor değil. Yani bizim yabancı dosyalarımız var. Onlar çözüldükten sonra işte zaten bu ligde, üçüncü ligdeyiz. Personel şu bu gelirleri belediye sağ olsun karşılıyor. Yaşayanların çoğunu karşılıyor. Deplasman giderlerini. Bunların dışında ufak da bir destek aldığınız vakit futbolcu kadromuz da aslında son haftalarda gördük işte bu takıma 5 tane ya fazla değil 4-5 tane iyi, güzel böyle tecrübeli. Bu seneki tecrübeliler gibi değil. Evet. Mesela en büyük hatalardan biri Selçuk Başkan'ın güvendiği Muhammed İldiz'den hiç biz faydalanamadık. Murat Ceylan. Abilik yapamadılar. Murat Ceylan gene öyle. Abilik yapamadılar. Yiğitcan'dan biraz faydalanabildik. Kadir Bekmezci en çok şey olan biri. Ahmet Burak ama Solak el hiç faydalanamadık. Ya hiç faydalanamadık. Evet. Tuttuk biz genç çocuklara biraz yüklendik. Onlara da fazla yüklenmemek lazım. Şimdi orada altın efli bir kadronumuz olmazsa evet. Futbol takımlarında hepimiz sporun içindeyiz. Ben bizzat yöneticilik yaptığım dönemde biliyorum. Eğer bir futbolcu kendi arkasında yerini kaybedeceği, işte çünkü çoğu maç başına oynuyor, primine oynuyor, yerini yani kaptıracağı bir oyuncu arkasında olmadığını hissettiği zaman futbolcuya dayalı düzen başlıyor. Vay ki hale. Evet. Bir de üstüm senin şeyin ek olarak özür dilerim söyleyeyim. Elazığ'daki en büyük sıkıntı kaynakları güzel kullanmıyoruz. Katılıyorum. İşte yani en büyük sıkıntı o. Artık şey elimizdeki yok. 10 liramız varsa biz bu 10 lirayı İyi kendi evimizde, kendi iş yerimizde, kendi hayatımızda nasıl kullanırsak öyle kullanmamız lazım. Ya Elazığ'da helalleşip giden futbolcu sayısı şu kadar değil ya. Şu kadar evet. Değil. En büyük hatalardan biri bu. Ülkede kaynaklar tükenmek üzere. Yani yoksa Fenerbahçe'nin 5 milyar dolar, öbürün bilmem ne, hepsinin şey 5 katrilyon, işte falanın 3 katrilyon, hepsinin yani devasa borçları var. Ve bu borçlar da bizim bulunduğumuz bölgede yani çözülmeyecek, çerez ödenmeyecek borçlar değil. Onun için ben kızıyorum. Ya ben niye kızıyorum siyasilere? Benim ne işim var milletvekiline? Evet. Ne işim var Allah aşkına? Evet. Ne ticari bağlantı var, ne akrabamdır, ne düşmandır, ne kasımdır. Ama ya Elazığ'a hiçbir şey yapmaz mı bir insan? Toki gibi bir nimet gelmiş elen senin. Elazığ'a katrinyonlar girmiş. Halen daha var. Sen mesela o girerken bu Elazığ'ı niye kurtarmıyorsun? İşte bak Güres'in 25 milyon kaynak buldu, Bayburt buldu. Ya sen niye bulmuyorsun kardeşim? Ondan sonra ben Elazığ'ın vekiliyim. Ne vekilisi? Böyle vekillik olmaz. Bu fırsat halen daha devam ediyor. Böyle olmaz. Yani kimse kusura bakmasın. Değerlendirebiliriz. Bunun için de yeniden bir yapılanma gerekiyor. Evet. Oturup herkes düşünecek yaptığı hataları kısa sürede ama bir an önce bu işi çözmek lazım. Bu takımı da dağıtmamak lazım. Belki genç futbolcu kardeşlerimiz var. Onların içerisinde talipli olanlar var. Menajerlere düşüyorlar. Düşmesinler. Yani burada işte yönetim yani hep kızıyoruz ya, bizim arkadaşlarımız hepsi diyoruz ki ya iki tane futbolcuya sahip çıkın ya bari bunu. Şimdi sen götürüp de bir futbolcuya 200 milyar açıklandı, dedi ki şu futbolcuya 200 milyar ödedik. Ya o 200 milyarı takıma dağıtmış olsak bugün çok farklı şeyler olacak. Evet. Belki de Ömer gitmeyecekti, kalecimiz gitmeyecekti, biz çok çok rahatlıkla bu ligde kalacaktık. Ama ne yaptık biz bunları yapamadık. Bunlar da bu nedenle ben şu anki yönetimin sağlıklı düşündüğünü düşünemiyorum. O yüzden yeni bir yapılanma lazım. Bunun için de herkesin ortak şeyi olan... Yani Sayın Başkan da bu konuda ilerleyen günlerde oluşur. Mutlaka bir tavır sergileyecektir. Bir işte açıklaması olacaktır. İşte onu yapması lazım ki Selçuk evet. Öztürk'ün de çıkıp da bu tür senin belirttiğin gibi işte maçın 72. dakikasındaki o anki psikolojiyle işte bunu suçlusu budur dememesi lazım. Yani. Evet. Haris Hocam sizce neler yapılması lazım? Valla 5 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı şeyleri söylüyoruz. Sevgili Zülfü biraz daha Zülfü abi biraz daha keskin ifadelerle dile getiriyor. Biz biraz daha dikkatli konuşmaya çalışıyoruz. Fakat şu bir gerçek ki burada da bir cenaze var. Bir cenaze evet. Var. Yapılması, kapanmaya gitmesin. Evet. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Kötüsü olabilir. Gidişat, yapılan hatalar, işte bütün yapılan yanlışlıklar, yapılması gerekip de gecikilip yapılmayan hamleler, bütün bunları hepsini artık bir araya koymamız ya da günah keçisi aramamız, tıpkı bugünkü günah keçisi arandığı gibi bir şey kazandırmayacak. Evet. Bir kısır döngünün içerisinde dönüp duracağız. Evet. Burada yapılması gereken nedir?
Kısa vadede yapılması gereken nedir? Uzun vadede yapılması gereken nedir? Bunların çözümleri üzerine adımlar atılması gerekiyor. Kısa vadede nasıl bir çözüm üretilebilir? Nasıl bir yol izlenebilir? Programın moderatörü Ceyhun Gül'le, Yusuf Boydak'la, Zülfü Aydıngöz'ün yapacağı bir hamle değil bu. Evet, insanlar öyle bekliyorlar ya, hani bizden hamle, bizim değil bu. Bunu yapması gerekenler ilin seçilmişleri ve atanmışları ve mevcut yönetim. Ortada bir cenaze varsa bunu herkesin... nasıl ortadan kaldırabilir? Bunun çözümlerini üretilmesi gerekiyor. Zaten yanlışlar olduğu için bu duruma geldik biz, bu yaşadıklarımızı yaşadık. İşte demin oraya takılmıyorum ama söylemeden de geçemeyeceğim. Şimdi haberi okuyorum, tekrar yeniden haberi okuyorum. O haberi yapan arkadaşlar, ikisi de pırıl pırıl aslan gibi bizim kardeşlerimiz. İkisini de dünya gibi seviyorum. Haberdeki içerik şu: Elazpor menajeri Cihangir Güner, Elazpor'un ne menajeri kardeşim ya? De ki Elazpor'a zamanında oyuncu getirmiş menajerlerin temsilcileri. Doğru mudur? Oyuncu kulübün temsilcisidir. Çalışanı menajer, değil yani kulübün kulüp menajeri değil. Kesinlikle kulübün, evet, resmi menajerliği gibi yoktur. En basit örnek veriyoruz. İşte biz demin Zülfü'nün söylediğine geliyoruz. Elinki yani bir farklı oluyor. Bizim söylediğimiz farklı bir şekilde geliyor. Evet. Yani son olarak şunu söylemek istiyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Zaten söylenecekler zaten, da kalmadı. Hayır yok. Söylenecek şeyler zaten belli. Yine dediğim gibi oldu, öldü, düştü, transfer yapılmadı, tahta açılmadı, başkan destek vermedi, öbürü gelmedi, depremden para dönmedi. Bunlar hepsi geçti gitti. Bugün ayın 4'ü mü kardeşim? Evet. 4'ü mü? Yarından itibaren ne yapılabilir? Bunun hesaplaması yapılması lazım. Yoksa ben seni suçlayacağım, taraftar beni suçlayacak, ben Yusuf'u suçlayacağım, Yusuf Mustafa Gür'ü suçlayacak. Hiçbir şey değişmeyecek burada. Evet. Bu senaryoyu biz 4 senedir, 5 senedir izliyoruz. Evet. 5 senedir aynı senaryoyu izliyoruz. O. Evet. Hocam en büyük sıkıntı da biliyor musun Elazığ'da? Ya gelen yönetimler, bakın gelen yönetimler kendini soyutluyor. Aslında yönetimlerin burada çok büyük sıkıntı. Burada sana katılıyorum. En büyük sıkıntı. Biz biliriz, biz iyisini biliriz. Evet. Evet. Yani yönetim, Elazığ'ın yönetimi, Elazığ yönetimi çok büyük bir güçtür. Çünkü siyaset üstüdür Elazığ. Elazığ kurumlar üstüdür. Eğer kullanılabilirse. Sen Elazığ yönetimi eğer sevinci ve tasayı paylaşmayı bilirse, üzüntüyü paylaşır. Herkes onun içine çekerse sıkıntı olur. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Burada top oynamış, Elazpor'a hizmet etmiş. Birden bir sürü değerli abilerimiz var. Evet. Bir sürü insanlar var. Adı Elazpor'la anılan, Elazpor'un efsanesi olan, camianın içerisinde sözü geçen insanlar. Ben size soruyorum, onların da bir şeyler ortaya koyması lazım. Tabii herkesi. Yani 5'inin 6'sını biri, onlar daha çok biz 20'den bahsetmiyorum. 5'inin 6'sının bir araya gelmesi lazım. Benim gelmemle, Yusuf'un gelmesiyle olacak iş değil bu. Siz kulüpte yıllarını vermiş insanlarsınız. Bir araya gidip Elazpor yönetimiyle, ilin başkanıyla, belediye başkanıyla görüşmeniz bugüne kadar 20 kere olması lazımdı. Biz geçmişte bunu çok yapmıyoruz. Burada bir yanlış ifade olmasın. Ben onların suçu yoktur değil. Yani burada onlara görev doğmuş durumda. Çünkü evet, burada sağduyulu insanlar, akil insanlar hareket etmeleri gerekiyor. Olması gerekenlerden biridir bu. Daha önce başkanlık yapmış insanlar. İşte onlar. Bütün bunlar da... biz sevgili kardeşim, biz kimsenin adamı değiliz. Kimsenin hesabından da değiliz. Ben bir Elazpor taraftarıyım. Benim için önemli olan, aslı olan Elazpor'dur. Ne ben Hasan'ın ne Mehmet'in şeyimde değildir, umurumda değildir. Ben Elazpor'a kim bir çivi çakıyorsa, Elazpor'u kim yukarıya taşıyorsa benim arkasında durup destek vereceğim adam odur. Bir taraftar olarak konuşuyorum ben. Yapmam gereken budur. Tarsus maçında da kendimi işte kaybederek işte belirli bir şekilde sonucu değiştirmeye yönelik bir hamleler yapmaya çalıştık. İçerik olarak yanlıştır. Dış etken olarak değil mi? Dış etken olarak yanlıştır, etken, evet. He. Ama orada bir cümle kullandım. Dedim ki, siz de hatırlarsanız o cümlemi. Evet. Eskiye dönmek istemiyorum dedim. Her gün pembe burada direndin dedim. Kastamonu'da yatacaksın, gitti yattı. Öyle değil miydi kardeşim? Evet, maalesef. Kendi şeyin kendini keseceksin. Zülfü yani abi, yaklaşık 27 yıl aranın ardından Elazığspor artık yeni sezonda yeniden 3. ligde sezona başlayacak. Neler söyleyeceksin? Yani tabii bir alta indikçe oranın daha kötü olduğunu aslında yaşayarak öğreniyoruz işte. Evet. Süper Lig'den 1. lige, 1. Lig'den 2. lige. İşte bir tık daha alta ineceğiz şimdi. Mücadelenin daha çok, daha ön planda olduğu ve daha zor bir lige maalesef düştük. Ve buradan çıkışta yani daha da zor olacak. Neler söyleyeceksin, neler yapması lazım Elazpor'un? Şimdi sevgili Coşkun, sevgili Ceyhun,
Bir kere dünyanın sonu değil. Hı. Artık yani şu gerçeği kabullenmem lazım. Bir şey, bir camiada, yani bir evde olur, iş yerinde olur. Çok yani, özür diliyorum Zülfü abi. Çok özür diliyorum. Bir şey unutmuştum, hatırlatacağım. Çok özür diliyorum. Bir saniye alalım. Bir yandan bu tepkilerden de bir yandan da mutlu oluyorum, açık söyleyeyim. Yani bir insanlar mutsuzlar ve bir şey üretilmesi için bir ayaklanma var. Evet. İyi yönde bir sürü mesajlar var şu anda. Yani evet. Doğru mudur? Yani bir hareketlenme var. İnsanlar bir şeyler yapabilmek için olması gereken bu işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buyurun. Şimdi ben Nur içinde yatsın Hamza Yılmaz. Onun 3-2-1 sloganı vardı. Evet. Belki de kötü de olsa kabullenmek istemesek de, üzülsek de, sevgili Şahin Başkan'a bir fırsat doğdu. Şahin Başkan sevilen, genç, dinamik, sporu seven ve işte söz verdiği projeleri tek tek yerine getiren. Ya ben takip ettim, o kadar. Başka belediyenin içinde ne oluyor onu bilmem ben. Ona bir fırsat doğdu. Şehrül Emin olarak. Beklerden bir şey beklemiyoruz. Beklemiyoruz. Çünkü onlardan zaten yapsalardı bir şey ortağı kurulardı. Onlar işte cenaze mefti oluyor, ondan sonra ortağı çıkıyorlar. İşte şöyle şeylerini belirtiyorlar. Şahin Başkan'dan ricam, sağırım, beklentim, isteğim, gönlümün arzu ettiği, ki bu arzu ettiğimi Elazığ'ın hepsi istiyordu. O da bir 3-2-1 sloganı, yani bu taklit değildir, bu yapmacık değildir. Elazığspor'da bir hedeftir tabii. Tabii Elazığspor'u eski güzel kimliğine, ki şu anda Elazığspor yıpranmış durumda. Elazığspor şu anda Uğur Abalya misali yönetimine vuruyorlar, futbolcusuna vuruyorlar. Elazığspor'u yerden yere vuruyorlar. Elazığspor'u Selçuk Öztürk'ün de oturup devam edecekse, bakın devam edecekse. Şimdi bizi izleyenler, dinleyenler diyordur ya, bu Zülfü Aynı Göz ne saçmalı. Devam edecekse bu tahtayı açarak devam edeceksiniz. Elazığspor'un, yani Selçuk Öztürk bir iş adamı, gücü de vardır. İsterse bulur, isterse yapar. Çok da inatçıdır. Eğer devam edecekse tahtayı aşma şartıyla, bir maddi kaynağını kendisi bulması şartıyla. Çünkü şu anda Selçuk Öztürk'e bir güvensizlik var. Yönetime yani şey bakıyorlar, yani samimi bakmıyorlar. Ben öyle görüyorum. Her ne kadar işte biz işte ne varsa vereceğiz, yapacağız diyorlarsa bence yalan söylüyorlar. Riyakarlık ediyorlar. Küzdürük yapıyorlar. Kandırıyorlar. Onun için Selçuk Öztürk'ün gücü varsa bu şekilde devam edecekse etsin. Çünkü demokratik yolla gelmiş. Yalnız kalmaz mı peki Zülfü abi? Yani... Yalnız kalması önemli değil. Bakın, spor gruplarında en büyük, en önemli şey, eğer param varsa, gücüm varsa, yalnız kalsan da önemli değil. Param varsa orayı idame ettirsin. Futbolcunun maaşını, transferini, kulübün giderlerini halledebilirsin. Çünkü bulunduğun kulüpteki gelir, çok büyük bir gelirin yok. Çok büyük bir bütçen yok. Evet. Yani bunu sen oturup sağlıklı bir şeyde yapacaksan da mı? Etmeyecekse, ben Selçuk Öztürk'ün yerinde olsam, giderim belediye başkanına. Arkadaşıdır zaten, çok da uzak değiller. Sevgili başkan, benim çok yıprandım. Benim gücüm de aşıyor. Bu şehrin sahibi de, şevlemin de sensin. Anahtarı verir, bir kongre kararı alır. O zaman da Şahin Başkan güzel bir ekip oluştururlar. Şurada da sana yardımcı olayım. Evet. Şu konularda. Yani bir yönetim oluşturulur. O zamanki gibi. Şimdi belediyenin oluşturacağı, belediyenin öncülüğünde ya valiliğin öncülüğünde oluşturacak bu yönetime para akar arkadaşlar. Evet. Para akar. Yani bu kesin para akar. Çünkü 50 tane kaynak geçmişlerde bunların örnekleri var. Para zaten akar ve para olduğu yerde de eğer güzel bir yönetim oluşur, güzel bir ekip oluşursa Elazığspor tekrar eski günlerine döner. Evet. Bunun içinde çok zor bir şey değil, çok bilinmeyenli bir denklem de değil. Elazığspor düşmüştür. Elazığspor sadece yönetim düşürmemiştir. Bakın onu da söylüyorum. Elazığspor sadece yönetim düşürmemiştir. Birçok etkeni vardır. Birçok samimiyetsizlik vardır. Birçok söz verip yerine getirmeyen vardır. Ama bunu bugün açsak, ortaya koysak hiçbir faydası yoktur. Bundan sonrasına bakmak lazım. Yiğit düştüğü yerden kalkar.
Hı hı. Düştüğü yerden kalk. Yani mücadele etmek lazım. Biz de hayatımızda birçok çıkışlı grafikler yaşıyoruz, alanda yaşama devam ediyoruz. Ama mücadele ediyoruz. Ne söylerse söylesin, mücadeleyi bırakmayacağız. Ben umuyorum ki Elazığspor camiası, Elazığ 1967'de kurulan, yani yarım asırlık bir kulübün, yarım asırlık bir camianın tekrar ayağa kalkacağını umuyorum. Bu konuda da bilim siyasilerinden, Şahin Başkanlar hiç kimseden bir beklentisi olmasın. Kimse onlardan bir medet ummasın. Çünkü onların ne sözleri, ne eylemleri Elazığspor konusunda, bakın diğer konularda beni ilgilendirmiyor. Elazığspor konusundaki eylemleri şu ana kadar yerini bulmamıştır. Gerçek değildir, samimi değildir diyorum. Elazığspor'u inşallah önümüzdeki günlerde daha güçlü bir yönetim, daha güçlü bir ekip olarak görmek istiyorum. Şunu da söyleyeyim. Özellikle söylüyorum, kim gelirse gelsin Elazığspor'un öncelikle altyapısını adam gibi, böyle sahtekarca değil, yemesiyle, yatmasıyla, donanımıyla, beslenmesiyle, onun yani iaşesi, cebindeki harçlığıyla ilgilenecek, altyapının kocalarının maaşları, odaları, tesisleri olacak bir şekilde oluşturulmalı. Yoksa biz daha çok FIFA'lara gideriz, daha çok trilyonlarımızı, katrilyonlarımızı suya atarız, evet, çamura atarız. Ondan sonra da Muhammed İldiz'e, Kadir Bekmezci'ye, ondan sonra Cengiz Han'a, yok ayağım çekti, yok kılım döndü, yok başım ağrıdı demelerine fırsat vermeyiz. İyi bir altyapı oluşturur, Elazığspor'u kurtarırız. Evet. Onun için de size, bana bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Buradan ne söyledikse kimsenin şahsiyetiyle işimiz yok. Her zaman şunu söylüyorum, bulundukları makamın hakkını vermekler için bir vatandaş Zülfü Aydın göz olarak, bir Elazığspor taraftarı Zülfü Aydın göz olarak, Elazığ'da yaşayan, Allah nasip ederse mezarının da Elazığ'da olacağı bir Zülfü Aydın göz olarak isteklerimizi, temellerimizi söyledik. Anlıyorlarsa da alayına kadar alınsınlar, hiçbirinden demokratik hakkı boncumuz da yok, gebeligimiz de yok, beklentimiz de yok, isteğimiz de yok. Şahin Başkan'a da şimdiye kadar yaptıkları için teşekkür ediyorum. Elazığspor'a yaptıkları için. Bundan sonrasını da daha çok bekliyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi gibi Elazığspor'a sahiplensin istiyorum. Evet. Yusuf abi, Halis hocam, sizlerin hemen çok bir dakikamız var. Ya, son sözlerinizi alalım. Sen demokratik hakkın kullandın. Şimdi bir vatandaş olarak katılıyoruz. Yeni bir başlangıç lazım. Ben de eski yönetimin biraz daha dinlenmesi lazım. Herkesten helallik alarak. Kimsenin hakkı kalmasın. Bakın, hı hı, ah kalınca vuruyorsunuz, top girmiyor. Ya onları iyi düşünmek lazım. Yani bir şeyler oluyor, bir sonuca gidemiyorsunuz. İnsanların hakkı kaldı mı? Kul hakkıyla bana gelmeyin demiş Cenab-ı Allah, bizleri yaratan. Kimsenin kul hakkı da kalmasın. Herkesten helallik alarak yeni bir yönetim, yeni bir başlangıç olması gerekiyor. Bunun için de şehri özellikle yönetenlerin tekrar bir araya gelip herkesle istişare yapıp tıpkı yeniden sevgili Aydın Göz hatırlattı. Hamza Yanılmaz'ın o göreve geldiğinde 3-2-1 parolasıyla deyip bir şahlanışa geçişimiz. Ondan sonra kısa zamanda biz iki defa Süper Lig yaşadık. İnşallah gene yaşarız. Bu şehrin altyapısı var. Bakın, futbolcu kardeşlerimiz aslanlar gibi 2 senedir çıktılar. İyi kötü Elazığspor'u temsil ediyorlar. Onlara gerekli destek verilmiş olsa eminim ki daha iyisi olabilirdi, ortaya çıkabilirdi. Hı hı. Ama bunlar yapılmadı. İnşallah hatalardan ders alıp yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Evet. Sizleri izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Birçok arkadaşımız aramıştı. Evet, Ankara'dan Gökhan, kardeşim için Gökhan Yıldız, yine bizim Fatih Vural Erol Aydın'dan, evet, aramışlardı. Hepsine selamlarımızı iletelim. Serhat Yıldırım da mesaj çekmişti, okuyamadık. Ona da selamlarımızı iletelim. Hocam, son anlarımız artık. Evet, bizler bugün, evet, fazla konuşma şeyi de bulmadık. İyi oldu aslında. Zülfü geldi, arka bizim yerimize de konuştu. Fakat şunu söylemek istiyorum. Evet. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz spor programı yaparak, televizyon
Elazığ'daki iki kanalı spor programı yapıyorlar. Elazığspor'u gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda doğru bildiklerimizi söylemeye çalışıyoruz. Olayı çok kişiselleştirmek ya da bir başkasıyla bir husumetimiz böyle bir söz konusu değil. Fakat şunu da söylememiz gerek, çok üstüne çizmeyerek belirtmem gereken bir husus var. Bugün Elazığspor küme düşerek bir alt lige düşmüştür. Elazığspor genel yapısı olarak yönetilmişi olarak da, bakış açısı olarak da, verilen değer olarak da, harcanan limit olarak da zaten ligin dibine düşmüş durumda. Umarım bu görsel olarak düşmesi, sembolik olarak bazı insanların artık bu işin ciddiyetini farkına vararak kesin ve ivedili çözümlerle borçların kapanması, kulübün kurumsallaşması, taraftara yakışan bir Elazığspor olması, dışarıdaki Elazığlıların buraya bağlayan en önemli bağın bir an evvel onları mutlu edecek şekilde onar edilmesi, onarılması, bütün bunların olabilmesi için de el birliğiyle iyi niyetten mücadele etmek lazım. Bizler izleyen herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet değerli seyirciler, bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki telefinal programında görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.